Sabancı Gölü için hayırlı olsun. Ben aldığı için ikna olmak zorunda. Tam ikna olacak. Sarı da arttırıyorum. Çabuk çabuk. Bravo. Diğer 4 maça göre bu maçta daha bir aşağıda bir oyun oynadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık daha doğrusu. Biraz da bunun sebebi haftada 3 maç, Trabzon'daki maçın yıprattığı, genelde çok da fazla rotasyon yapmadan oynamaya çalıştık. Yorgundu oyuncularımız, onun da belirtilerini gördük maçta. Rakibimiz de kazanamadığı için farklı bir şeyle oynadılar bize karşı, oyunla. Ama nihayetinde bazen de kötü oynayarak da kazanmak gerekiyor. Hedefe giden takımlarda bunlar oluyor ki sadece bizde değil, üst liglerde de zaman zaman oluyor bu. Ama bizi sevindiren tarafı, takımımız kazanma alışkanlığıyla devam ediyor. 5 maç 5 galibiyet. Yani kendimiz belki fikstür ilk çekildiğinde bunu yapabilir miyiz diye ekiple konuştuk biz. Gerçekleştirebilir miyiz? Bu 5'te 5, 4'te 4 olarak hesaplıyorduk biz. 5'te 5 oldu, bir kazanma alışkanlığı oluştu ama ister istemez bu kazanarak gitmek de beklentiyi kısa sürede yükseltiyor. Takımın üzerinde biraz baskı oluşuyor. Onun da işte şimdi bu haftadan itibaren kırmaya çalışacağız. Psikolojik tarafını yönetmeye çalışacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Nihayetinde kazanılmış bir 3 puan var. Lige iyi bir başlamış bir takım var. Yeni bir takımız diyoruz, eksiklerden hep bahsediyoruz. Onu işte zamanla daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak yine eksik oyuncularımız var. Ondan dolayı onların hazırlanması, o kendi form düzeylerini yakalamaları süreci var. Onlar da tam o seviyeye geldiklerinde daha böyle derin kadrolu, iyi bir oyunla daha fazla oyunu domine eden bir şekle girmeye çalışacağız. Bu arada takım kaptanımız sakatlandı. Onun için üzüldük maçta. Maçın başında bir pozisyonda ayağında bir çatlak oluştu. O da uzun süre aramızda olmayacak halde. Bugün de bir operasyon geçirecekti. Antrenmandan sonra görüşeceğim. Yani gidişat şimdilik iyi. Sadece biraz daha sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kazanarak gidiyoruz. Beklenti her zaman İskenderunspor'da büyük. İşte 26 yıl sonra 2. lige çıkılıyor. Arkasından yine hedefe başlangıç yapılıyor. 2. ligden 1. lige. Bu tarz baskılar oluşacaktır. Zaman zaman kaybedeceğiz, zaman zaman berabere kalacağız, zaman zaman maçın başında gol yiyeceğiz. Ama taraftarımızın bu anlamda sabırlı ve desteği çok önemli ki onu gösteriyorlar bize, destekliyorlar bizi çok iyi. Bunun devamı ve onlar da seyirci sayısı biraz daha artarsa, biliyorum zor Hatay'da oynamak ama orada o baskıyı oluşturmamız gerekiyor. Biraz daha kalabalık olursak o anlamda da bizim için daha önemli olacaktır. Adıyaman maçına ve biraz yani diğer maçlardan biraz oyun olarak uzak kalsak da en azından kazanmasını bildik. Kazanma serimize devam ettik. 5'te 5 yaptık şu an. Güzel bir grafiğimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu hafta üçlü haftaydı bizim için. Sonuncu maçı Adıyaman maçına denk geldi. Takım olarak biraz ufak tefek yorgunluklar vardı ama